Ben bu dersimizde biraz böyle işte resimleri biçimlendirip üzerine yazı yazabilme işlemlerinden bahsettikten sonra aslında bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü bunlarla ilgili ödevler vereceğim. Bunlarla ilgili çalışmalar vereceğim size. O çalışmaları yapmadan bir sonraki aşamaya geçmemiz pekiştirmeden gitmesi anlamına geliyor. Şimdi bir resmi biz buraya eklemeyi gördük. Logoyu ekledik. Ama yazıyı eklemeyi henüz bilmiyoruz. İşlemi için bakın burada bir tane Horizontal Type Tool denilen bir araç var. Yaptığımız işlem aslında şu. Araca tıklıyoruz. Sonra herhangi bir yere tıkladığımız zaman bakın imlecimiz yanıp yanıp sönüyor. Ve ben buraya bir yazı yazıyorum. Ama yazımı siz görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Evet, rengi şurada beyaz seçilmiş varsayılan olarak. Ben bu rengi siyah yapayım da yazıyı görebileyim. Evet, şu anda gördüm değil mi yazıyı? Bazen böyle oluyor işte. Mesela siyah bir zeminin üzerine beyaz yazı yazıyorsun. O sonra o kalıyor. Ondan sonra ya yazı nerede falan diyorsun. Sonra karşımıza bu şekilde çıkıyor. Evet, yazımı ben bu şekilde yaptım. Yine ben bu yazımı yazdıktan sonra bunu ben istediğim yere taşıyabilir miyim? Taşıyabilirim. Bir layer gibi oldu. Yani layer kavramını burada anladık. Bu arada ben 3 adet logonun klasörün içerisine tıklayıp yazımı tıkladığım zaman ne yaptı? Bakın layer'ı onun altına yani klasörün altına oluşturdu. Yani aslında o da onlardan, o ekipten bir kişi oldu aslında. Yani şu ekip neyse, bu ekip nerede? Bu ekip burada bakın. O ekiple birlikte gidiyor değil mi? Evet. Şimdi ben bu ekipten dışarıya çıkartmak istesem ne yapacağım? Bunu alacağım. Yani şuradaki yazımı alacağım. Aşağıya çekeceğim. Şimdi bir de aklıma bu şu geldi. Yani burada sıralamayı da değiştirebildiğimize göre ben bu yazıyı bu resmin altına yazabilir miyim? Bakın altına gitti. Yani bunun altında. Yani aslında burada A noktasından B noktasına doğru böyle bir derinlikle gidiyor. Layer mantığı. Mesela bu 3 adet logoyunun klasörünü alıyorum ben buraya koyuyorum. Ve daha sonra şunu şöyle yukarıya koyuyorum. Bakın ne yaptı? 3 adet logo altta, turunçgil back yukarıda oldu. Ben bunu yukarıya almak istesem hop gördüğünüz gibi burada bir yukarıda yani logom resmin yukarısında kaldı. Aslında sıralamayı da yaptık. Peki yazımın fontunu falan değiştirmeyi biliyor muyum? Henüz bilmiyorum. Peki nasıl değiştireceğim? Öncelikle yazımın fontunu değiştirilebilmesi için burada yazımı yazdım. Yazı yazdıktan sonra şurada bakın bir tane karakter bölümü var. Karakter bölümüne tıkladığım zaman bana bir yazı tipiyle alakalı her şeyi, bütün araçları çıkarttı. Detaylı bütün araçları çıkarttı. Bakın. Hangi aracın ne işe yaradığını üzerine tıklayıp anlayabiliyorum. Üst karakter, alt karakter, altı çizili, üstü çizili, kalın, ince. Burada font family dediğimiz bir font ailesi bölümü var. Ve burada bilgisayardaki yazı tiplerimi ne yapabiliyorum? Buradan bilgisayardaki yazı tiplerine bu şekilde erişebiliyorum. Ben ilgili yazı tipimi seçtim. Yazı tipimin rengini ayarladım. Yazı tipimin stretch olayını yani genleşmesini ayarladım. Karakter her bir karakter arasındaki boşluğu ayarladım. Eğer ben birden fazla bir satır yazdıysam ben ikinci satır yazdıysam satır arasındaki boşluğu ayarladım. Yani o satırın ne kadar sonra gelmesi gerektiğini ayarladım. Bu şekilde çalışmamı yaptım. Yazımın boyutunu bu şekilde sağa sola sürükleyerek ayarlayabildim.
Eğer ben burada şunu audio yaparsam yazı tipimizin boyutuna göre otomatik olarak ne yapacaktır? O arayı, o aradaki mesafeyi, iki satır arasındaki mesafeyi ayarlayacaktır. Burayı da sıfır yazarsam birebir yani yazı tipinin varsayılan fontu, varsayılan tipi nasılsa o şekilde işlem yapacaktır. Şimdi yazı tipi ile ilgili araçlarımız bunlar. Burada bir de Sharp, Crisp, Strong ve Smooth dediğimiz şeyler var. Genelde ben Smooth'u kullanıyorum. Smooth olayı Smooth demek İngilizce'de yumuşak demek. Yani yazıya bir yumuşaklık sağlıyor. Kenarlarını biraz yumuşataraktan veriyor bak. Şey biraz kenara girdiğim zaman biraz daha iyi anlamanızı umuyorum. Smooth, Sharp, bakın Sharp'ta daha keskin. Smooth'ta biraz daha yumuşak. Gördünüz mü? Çok hafif bir fark var ama bu tasarımda özellikle ince tasarımda ince işçilik dediğimiz kavramda çok fark ettiriyor. Buna dikkat ediyoruz. Ben Smooth'u kullanıyorum. Genel itibariyle varsayılan şartlar geliyor. Smooth olduğu zaman biraz daha kaliteli görüntü sağlıyor. Karakter bölümümüz bu şekilde. Paragraf bölümümüzde bir paragraf yazısı yazmak istediğimizde kullandığımız bölümdür. Paragraf yazısı yazabilmek için ben yazı aracımı tekrar alıyorum. Sürükle bırak da bir tane ne yapıyorum? Bir paragraf alanı oluşturuyorum. Burası birden fazla satırın yer aldığı bir paragraf olsun. Nokta boşluk. Alıyorum bunu kopyalıyorum. Şöyle hani maksat bir paragraf olduğu belli olsun diye ben böyle yazı yazdım. Yazımız biraz ortalı görünüyor değil mi? Yani iki tarafta da ortalı bakın. Niye? Çünkü ortalı seçilmiş. Sola hizaladım, sağa hizaladım veya justify dediğimiz iki yana yasladım. İki yana yasladım ama son satırı ortaladım. İki yana yasladım ve son satırı sağa hizaladım. Bütün satırları, boşlukları ne olursa olsun tam bir kareye sığdırmayı başardım. Sol girinti. İlk satır girintisi. Sağ girinti. Son satır girintisi. Bu şekilde yapılıyor. Burada benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Ya ben buraya bir yazı yazdım ama ben sadece şuradaki bir yazısının rengini değiştirmek isteyebilir miyim? Yapabilir miyiz böyle bir şey Hüseyin Bey? Mesela şunu sadece bunun rengini mavi yapmak istiyorum. Bu işlem için öncelikle text aracımızı elimize aldık. Sonra double click yaptık. Sonra geldik biz bunun rengini değiştirdik. Bakın dikkat ederseniz hepsinin rengi mi değişiyor? Sadece birinin rengi mi değişiyor? Sadece birinin rengi değişiyor. Şuna tıkladım. Sonra geldim. Şöyle seçtim. Bunun rengini değiştirdim. Seçmiş olduğum yazının boyutunu büyüttüm. Yani ben aslında birden fazla yazının içerisindeki birden fazla kelimeye, karaktere, nesneye hükmedebiliyor muyum? Hükmedebiliyorum. Bir şey dikkatimi çekti. Aşağı yazdığım yazılar gözükmüyor. Neden? Çünkü paragraf metin kutusu dediğimiz bir kutu oluşturuyor paragrafta. Hani biraz önce sürükle bırak da bir kutu oluşturmuştuk ya. Kutunun boyu bu şekilde. Ben kutunun boyutunu böyle biraz daha açarsam ne yapacak? O kutunun boyutunu ona göre ayarlayacak. Dikkat ederseniz şurada bir artı butonu çıkıyor. Artı butonun anlamı şu. Kardeşim diyor, altta daha yazılar var diyor. Bakın artı butonu gözükmüyor artık köşede. Niye? Çünkü artık yazı gözükmüyor diyor. Bu şekilde yazımızı ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz ve kutularımızı bu şekilde genişletip, daraltıp, büyütebiliyoruz. Az çok biraz grafik tasarım yapmaya başladık değil mi? Yani grafik tasarımının temelleriyle ilgili bir şeyler aklımıza biraz canlandı. Gelin isterseniz bu yapmış olduğumuz çalışmayı
bu şaheseri çıktılayalım. Yani bir resim olarak çıktılayalım. Ben bunu tamam yaptım. Yazımı yazdım. Logomu koydum. İşte içeriğimi koydum falan filan. Ne yapacağım? Ben bunu ne yapacağım? Çıkartacağım. Nereye? Bir resim olarak çıkartacağım. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu öncelikle bir kaydederim, değil mi? Yani bunu bir çalışma olarak kaydetmem gerekiyor. File bölümünden save dediğim zaman ne yapıyor bu? Dosyayı seçmiş olduğum yere PSD uzantılı olarak kaydediliyor. PSD uzantısı Photoshop uzantısı anlamına gelir. Daha sonradan sen çalışmayı düzenleyebilirsin. Burada burası ilk çalışmam dedim ve ben bunu masa üstüne kaydettim.